Ne haber ama bak borzada kofito o dareye ya. Keza hatuna cina selmana ağoye. Ne keza hatuna bana vakil hu met ismat darifter amerikane to o meteye ya. Kırkerden aferamış yakına Abdülü Pasoyoyi. Kırnıgak Gali'ye gidiyoruz. Bu Kırnıgak Gali'ye gideceğimiz yerde tarlanın sahibi o demin anlattı, hani getirmiş burada öldürmüşler dedi ya. Evet. Braga. Evet. Braga onları tarlasıdır. Benim ailemin mensupları olan 20 kişiyi 6 aylık bebekten 90 yaşındaki yaşlıya varan bir kafileden oluşuyor. Buraya getiriyorlar. Buraya Kozat'a yürütecekler. Yani Bornage köyünden aşağı Geyiksu'nun karşısında, Deşli karşısında görünüyor dağın eteğinde. Orada alıyorlar o kafileyi, buraya getiriyorlar. Burası aslında aynı zamanda o Borne köyüne Hozat yol güzergahı üzerinde. Yaya getiriyorlar, nedense ta buraya getiriyorlar, burada öldürüyorlar. İşlerinde o dönemde 6-7 yaşlarında olan Seydali Hesin kurtuldu. Onu ben buraya getirdim. Bu olay yerine bana anlattı. Son zamanlarda Gebze'de yaşıyordu. Orada mülakat ettim bir de kendisiyle. O da bu yıl aramızdan ayrıldı gitti. Onun anlattımları üzerinde buradaki hikayeyi biliyoruz. Oraya gideceğiz. Yani o 20 kişi içerisinde sadece o kişiliği, o sübü yaralarıyla. Tabii yaralarını iyileştiriyorlar sonra bunu. Burası Kırnıgak Gali denilen yer burası arkadaşlar. Benim ailemin toplu mezarı burası. Seyit Ali amca bu olay olduğunda 6-7 yaşlarında bir çocuktu. Anlattığına göre Kırgan Haşreti'nin köylerinden olan Bornage köyü, resmi adıyla Düspelit köyünde Haşreti'nin bir kabilesi olan Şıkkan kabilesine ait 20 kişiden ibaret kafileyi köyün içinde alıp yürüterek bunu getiriyorlar. Bornage dediğimiz yer şu anda bulunduğumuz mevkinin arkasında Beyaz Dağ'ın güney yamacındaki Geyik Suyu Sin Nayası'nın karşısına düşüyor. Oradan buraya yayan gelindiği zaman yaklaşık bir 2,5 saat sürer. Ve dik bir yokuştur aynı zamanda. Yolda geldiklerinde çocuklar sürekli yaz sıcağında, Temmuz ya da Ağustos ayı olabilir, yaz sıcağında sürekli su istedikleri halde kendilerine su bile verilmez. Birkaç tane kadın, birkaç tane çocuk ve yaşlarında bulunduğu kafilerin buraya doğru getiriyor. Burası Hozat yol güzergahı yaya üzerinde aslında. Buraya getirdiklerinde
Erkekler burada elleri bağlanıyor. Birbirlerine bağlanıyor elleri. Yaşlı Lulu dediğimiz amcamız askeri yetkiliye ricada bulunuyor. Diyor ki senden ricam diyor bizi öldüreceksin ama önce kadınları ve kızlarımızı öldürün ondan sonra bizi öldürün diyor. Çünkü kaygısı yani onlar vurduktan sonra kadınlara ve genç kızlara burada bir kötülük yapılacağı endişesi taşıyor. Ama bu isteği de bulunur bulunmaz işte kendi ana diliyle bir şeyler söylemeye çalışınca korkmayın, çökmeyin diyor. Hiç üzülmenize gerek yok diyor. Bunlar bizi vuracaklar diyor. O ara tabii Türkçe bilmedikleri için askerler önce Lulu amcaya süngülerle girişiyorlar. O arada Seyit Ali amcanın anlattığına göre kadınları ve kızları ayırıp şurada bu Söğütlüğün bulunduğu çallığa doğru götürüyorlar. Seyit Ali amca uyandığında etrafında sadece ne burada isimleri yazılı olan akrabalarından Bıray Darık'ın oğlu Veysel'in sağ olduğunu, yaralı olduğunu yani yaralı halde durduğunu görüyor. Sadece ne ondan ses çıkıyor. Kendine geldiğinde burada artık buraya gölge bastığını yani akşam karanlık çökmek üzeredir. Sadece ne etrafında Bıray Darık'ın oğlu Veysel'in kendisine aslında seslendiğini ve kendisine bir bardak su getirmesini rica ediyor. Fakat Seyit Ali amca ellerinin bağlı olduğunu, ayrıca da muhtemelen yaralı olduğunu, kendisini kıpırdayamayacak durumda olduğunu söylüyor. Ve bir müddet sonra ondan da ses kesiliyor. Seyit Ali amca burada o yaralı haliyle muhtemelen omuzdaki kemiklerinin kırık olduğunu ve sırtında bacağında birkaç yerde süngü yarası aldığını dolayısıyla kıpırdayamadığı için 3 gün boyunca burada kalıyor. Muhtemelen burada akan sudan kendini yanında su sesini duyunca suya doğru gidiyor. Burada yetişen bir bitki vardır. O bitkinin kafasını o sıcakta o bitkinin gölgesine yatırarak sürekli 3 gün boyunca orada kaldığını ve su içerek hayatta kaldığını söylüyor. Sonra bu yukarıda bu köylü birisi geliyor. Burada inleme sesini duyunca geliyor. Seyit Ali'yi sırtlayıp götürüyorlar. Türk mamay mı yita? Aynı yita da işte yita da makar kerdi mi? Yita da şu bin cini harit şu Amerika peru şu bana gire dayı. Gire dayı. Şu alayaz duman da serbest bir ma. Şu camerden de Hüseyin'i bırayı ve apim lele ayrı gire dayı. Ayrı gire dayı. Ne bazı şu bana gire dayı. Gerdeyne bir bazı yuvara gerdeyne bir zub serbest. Bu maaşları terkin ne zannini demek ki herhalde hen ve atı. Atı Royce filan insanı mı bin peru nişter o kalki minyat çökmüşse her bir nişter o. Apem lıl Hüseyin'e nişter o. Nişter o yehen yuvara gerdey tek. Sek nişter o. Tana pera süngi küt para. Kut biraz yükü yiyip, kut biraz yükü tapem lille. On ya bir koşu bir apem lille. Sapka ve foterin serra bir re. Çoğun rastker, ne destker pori hora. Ve bin anca heyni, eke re hirni. Dıtana ver, dıtana peyre. Çüt ne kut ortam yandı sarı süngi. Dıtana verra. Doğu ne zanya ser ama her deni. Her sek yiyen ki cina bırak zırtı çıtka hop resni rihuru kuvur koşu dayardır. Şimdi aşırı süngi peru millet süngi kerdi.
Apo sma kodrar na zorrar. Durma na derrar mi na rak man kan motori salak nedi. Hı. İşte uzarma erdim ya sek basnayna na ver deri ya itadı. Arın tadı karkerdi. Seydali'nin babası da Hasan da o dönemde deşte yapılan kışlada çalıştığı için işçi olarak oranın müteahhiti tarafından orada bir kireç kuyusuna saklanarak hayatta kalıyor. Dolayısıyla Seydali'nin babası o şanstan dolayı tesadüfen kurtuluyor. Haber veriyorlar kendisine senin ailenden işte senin oğlun sağdır diye. Gelip ağlıyorlar burada onu önce götürüp bir kırıkçıya götürüyorlar. Sonra yerel iyileştiriciler tarafından yaraları sağlıyor. İyileşiyor. Sedali amcamın babası bir yıl sonra 1939 yılında gelip burayı burada bir bu mezarı burada taş çevirerek belli ediyor. Orada aslında bir koç başı var. Koç başı kırılmış olduğu için şu anda o esas gövdenin üzerinde duran aslında koç başı. Bir koç başı da şurada olması lazım. Üç tane yaşlının burada gömüldüğü ki burada görünüyor zaten devrilmiş. Koç başı şurada. Üç kişinin burada, diğer 16 kişinin de bu mezarda olduğunu söylediler, anlattılar bize. Ki gününü kimse bilmiyor. Ama bu bölgede olan katliamlar hemen hemen hepsi bir iki gün içinde yapılıyor. Dolayısıyla genel kurmay belgelerinde de bu ailenin ismi de geçiyor. Bornak'tan ve Zımek'ten, işte Heş'ten toplanan bu kadar Şaki müsaademe sonucu ele geçtiler. Halbuki bu insanlar zaten daha iki yıl önce bunlar silahlarını tespit etmişler hepsi. Ve bu ailenin içinde hiçbiri de silah kullanmamıştır aslında. Veli abi. Heh. Burada katliam yaşanmış, özel bir mülk var, bu tarla var. Bu sizin aileye ait. Burada kurtulan, 7 yaşındayken burada kurtulan amcam Seyit Ali bana şunu söylemişti. Oğlum, o aileye karşı her zaman saygı ve hürmetinizi eksik etmeyin. Çünkü 38'de bizi orada kırdılar. Ama o tarihten bugüne kadar onlar oraya ne bir kara saban vurdular, ne bir kazma vurdular, ekmediler yani. Böyle bir gerçekten saygınlık uyandıran bir davranış sergilediğiniz için ben de size teşekkür ediyorum. Size hürmet ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Zaten ben aileme de söyledim gerçekten. Bir gün mümkün olsa da bütün ailemi toplasam, gelsem size bu teşekkürümüzü bir şekilde size iletmemiz lazımdı. Geç kaldık. Yok sağ olasın. Ama geç de olsa değil, niye geçtir, bu özrümüzü kabul buyurun. Yok rica ederim oğlum öyle bir şey. Bunlar da bizim bir ailemizdir yani, bizim insanlarımızdır yani. Biz buraya eksek ne olacak, ekmesek ne olacak? Biz bunları kadastro zamanında da ben burayı mezarlık yazdım. Zaten ekmiyorduk da mezarlık yazdım burayı. Ahmet efsaneye Hatunamın begayı Ne haber o mevak borzada Kofito o darıye Keza hatuna cina selmana Ağoye Ne kızın hatırı var ama çiçeği metismat darıftan Amerikanı to o metye ya kırkerden aperamış yağına Abdullah Pasoğlu.